Bir varmış, bir yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Karadağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Karadağlar karşımda, yokmuş diyemem. Her masalın sonu varmış bilemem. Ne yapmaya çalışıyor ya bu? Polis her tarafta onu ararken o da bize paket mi gönderiyor? Ya bu ne ya? Ya nerede bu? Bu ne ya? Anlayacağız şimdi ne oldu. Ya sabır. Nasıl ölmüş peki? Neredeymiş? Anne bir şey söylesenize. Ne olmuş? İntihar mı etmiş? Nasıl olmuş? Yok. Yok değil oğlum. Anladım. Kim öldürdü? Kenan. Kenan mı öldürmüş? Başından beri babanızı saklıyormuş. Öldürmek için de plan yapmış belli ki. Nereden bulmuş onu? Nasıl öldürmüş? Zehirlemiş. Almış günlerce kendi evinde, yurt dışında kaçıracağım ben seni diye kandırarak saklamış, yanında tutmuş, umut vermiş onu. Yeter! Yeter ya! Yeter anne! Anne anlatma, duymak istemiyorum Kerem, sorma! Sormasın hiçbir şey, sormayın ne olur, yeter, duymak istemiyorum ben, benim babam öldü, babam! Ne demek zehirlemek? Ne demek zehirlemek? Efe kendi sonunu kendi hazırladı. Dinlemedi, durmadı. Kimseyi dinlemedi. Hak etti yani, öyle mi? Babamız ölmeyi hak etti Kerem, öyle mi? Ölen bizim babamız! Kerem! Anladın mı? Ya ne demek kendi sonunu hazırladı? Nasıl hemen kabul ettin? Ne diyeyim Defne? Ya ne diyeyim? Ne dememi istiyorsun?
Keşke böyle olmasaydı. Keşke insan olsaydı. Keşke baba olsaydı. Ne dememi istiyorsun ne? Bilal Hanım, bu sizinle son konuşma. Artık ne sesimi duyacaksınız ne de yüzümü göreceksiniz. Benim yüzümden hiç kimse sizi üzemeyecek. Bugüne kadar olanlar için beni bağışlayın. Kendimi bildim bileli ayakta kalmak için savaştım. Zor bir hayatım olduğu için de çok hatalar yaptım geçmişte. Zaman içinde sizleri tanıdıkça hayalini kurduğum aileye şahit oldum. Sevgiyle birbirine bağlı bir aile. Hayat acıyla insanı olgunlaştırır derdim hep. Ben de böyle büyüdüm, adam oldum. Geçmişteki hatalarımı temize çekmeye çalışsam da bu beni anlamanıza yetmedi. Alpay'ı durdurmaya yetmedi. Kardeş dediğim beraber büyüdüğümüz adama merhamet ettikçe herkes acı çekti. Asıl ağrıma giden size duyduğum tertemiz sevgimi kullandı. Bana oyun oynadı. Ali'yle yaptığımız konuşmadan sonra huzurunuz bozulmasın diye Antep'ten gitmeye karar vermiştim. Ancak Alpay kendi çıkarı için İblis, Funda ve İdris'le işbirliği yapmış, sizin ağzınızdan bana mektuplar yazmış. Ben de buna gerçekten inandım. İnsan sevdaya kapılınca akli muhakemesini de kaybedebiliyor demek. Beni sevme ihtimaliniz bana yeniden insan olduğumu hatırlattı. Ben kimseye sezdirmeden, kimseyi huzursuz etmeden bu aşka büyük saygı ve hürmet duydum. Fakat yakın zamanda bir oyunun kurbanı olduğumu anladım. Canımı bu denli yaktıkları için ben de onların canını yakmaya yemin ettim. Her nasılsa size yazdığım mektuplardan biri elinize geçmiş. Dün gece Ömer'in gözündeki öfkeyi görünce canım için zerre korku duymadım. Aksine yer yarılsa da yerin içine girsem dedim utancımdan. Şimdi içim çok rahat. Bu kaydı lütfen ailenize de izletin. Kimse sizi yargılayıp üzmesin. Sizi üzen, canınızı yakan her şey toprağın altına gidecek. Son olarak sizden bir istirhamım olacak Vildan Hanım. Size bir arazi bırakıyorum. Eğer dileğimi yerine getirmeyi kabul ederseniz avukatım sizinle irtibata geçecek. Bir çocuk yuvası açmanızı istiyorum. Yeter bu kadar. Bundan sonrasını istiyorsa annem tek başına izlesin. Vay arkadaş. Neler etmiş bu Alpay ya? Ben de Efe'nin yanına gidiyorum. Oğlum biz de gerek. Arabada bekliyorum. Tamam. Ya ben şaştım kaldım vallahi. Bunlar karı koca bir olmuşlar da oyun mu etmişler herkese şimdi? Ya yok yere gelinin günahını da aldık ha. Ben de konuşayım Mevlana. Yok yok dur. Ses etme şimdi dur. Sonra konuşuruz. Bak oğlan arabada bekliyor. Hadi al çantanı da gel gidelim. Tamam. Kenan kocamın katili. Dün akşam fare zehri yollamış. Sanki böyle gözdağı verir gibi. Şimdi de bunları yollamış. Benimle dalga geçer gibi içine de 1 lira koymuş. Hasta bu adam, paralı ayak. Olup olmadık şeyler üretiyor kafasında. Ruh hastası. O dışarıda dolaşıyor, elini kolunu sallaya sallaya. Ben hiç güvende değilim. Ne olur yardım edin, beni de öldürecek çok belli. Korkmayın, bir şey yapamaz. Bununla saklayın. Murat komisere verirsiniz. Siz bir sakin olun. Odanıza çıkın. Biz buralarda devreye gireceğiz. Oteldeki yetkililerle de konuşuruz. Daha temkinli olsunlar. Ya ne diyorsunuz Allah aşkına? Duymadınız mı? Zaten beni burada kovdular. Gidecek bir yerim yok benim. Adam geziyor ortalıkta. Benim hiçbir yerim yok.
Hanımefendi, buna biz bir şey yapamayız. Akrabanız ya da arkadaşınız varsa haber edin. Ya da güvendiğiniz bir yere geçin, biz oraya gelelim. Ya gidecek bir yerim yok. Yok, anlamıyor musunuz? Benim gidecek bir yerim yok. Mukadderat evladım. Hiçbirimiz böyle olmasını istemezdik. Sonuçta sizin babanız. Allah herkese ölümünde hayırlısı nasip etsin. Efnan. Ömer geldi. Başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Başınız sağ olsun. Benim babam öldü Ömer. Ne kadar kötülük yapsa da o benim babam. Tamam. Çok zor, çok. Çok zor biliyorum. Çok zor. Biliyorum. Uçakta yersin. Uçak. Kerem oğlum, senin uçağın kaçtaydı? Teşekkür ederim abicim. Peki ben bunu uçakta değil de burada yesem olur mu? Olur. O zaman bunu da uçakta yersin. Şöyle yapalım. Bu da sende kalsın. Sen ye, tamam mı? Ben bir yere gitmiyorum. Vazgeçtim. Oğlum gerçekten mi? Evet anne. Burada kalacağım. Yaşasın. O zaman belki babam da Adana'dan geri gelir ve kimse bir daha hiçbir yere gitmez. E hadi bakalım. Süt vakti, gel Seyit Ali mutfağa. Hadi gidelim. İçimde ne olduğunu bilmediğim kocaman bir boşluk var anne. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum. Ama beni burada tutuyor, gitme diyor. Babama karşı ne hissettiğimi de bilmiyorum. Ama acı değil, acımak değil. Belki öfke ama özlem, pişmanlık, vicdan azabı bunlar değil. Sadece bir boşluk. O yüzden bir yere gitmiyorum, burada kalacağım. Funda'ya bıraktığı mektupta nereye gittiğini söylemiş mi? Hayır. Funda Hanım çok korkuyor. Kenan'ın kendisini de öldüreceğini düşünüyor. O da mümkün tabii. Aramalar ve kontrolleri sıkılaştırın. Otele de iki devriye yollayın. Otelle ilgili bir sorun yaşamış sanırım. Kalmasına izin vermiyorlar. Ne olmuş ki? Bilmiyorum. Efendim Halil. Murat, bu Kenan Bilden yengeme bir kayıt bırakmış. Olanlar için özür dilerim deyip veda etmiş. Bir mektup da Funda Hanım'a göndermiş Halil. Ona da tatsız bir veda yapmış. Murat, ne yapıp Edip Kenan'ı bulun bak mutlaka. Her şeyi planlamış bu herif önceden. Şu an bir yerlerde saklanıyor olabilir, kaçacak. Kayıplara karışmadan bulunmalı bak. Ben
bir şeyler olduğunu hissetmiştim zaten. Yine yanılmadım. Umarım karşıma çıkmaz bu herif. Sen bir sakin ol Halil. Biz gerekeni yapıyoruz zaten. Otogar, havalimanı, araç kiralama şirketleri. Tüm ulaşım noktaları kontrol altında, bir yere kaçamaz. Peki, tamam. Halil adamın sizlerle bir derdi yok. Bu gayet net anlaşıldı. Her şeyin sonuna geldik. Sen Aliye'nin başında ol. Gerisi bizde artık. Peki, sağ ol Murat. Sağ ol. Bitmeyecek değil mi? Dinmeyecek öfken. Ben bir şey yapmayacağım Melek. Endişelenmene gerek yok. Ben bıraktım artık işin ucunu. Ne zaman bitecek bu kabus bilmiyorum Halil. Çocuklar perişan. Ben olanları düşündükçe nefes alamıyorum. Melek, Kenan bir bulunsun. Hepimiz uyanacağız bu kabustan. Alpay'ı hiç sevmedim ama keşke sonu da böyle olmayaydı. Çocuklar için hiç iyi olmadı. Keşke gidip uzaklarda yok olaydı. Yüzünü görmeyeylerdi. Böyle hasretinden yanıp özleselerdi daha iyiydi. Zaten olan her şey çocuklara oldu Nefise. Ya adam yaşarken ayrı yaktı ciğerlerini. Öldü ayrı yaktı. Ya bize ettikler? Bak, Vildan'ın günahını aldık onun yüzünden. Meğer Kenan kendi kendine sevesiymiş Vildan'ı. Ona da oyun etmişler. Sen de hemen öfkeye kapılıp Vildan'ın üstüne gitmeyeydin, iyiydi ya. Ya ben ne bileydim böyle olduğunu? Yazılan, çizilen şey başka, olan şey başka. Salimce bir düşünemedim ki. Nasıl bakacağım Vildan'ın yüzüne bilmeyeyim. Ömer de çok gitti üstüne. Kenan o kayıtları yollamayaydı. Ha ne edeceydin Zümrüt? Vildan'ı silip atıcı mıydın? Vallahi sildiydim. Yüzünü bile görmek istemiydim ben onu. Ama sevdalandı diye değil. Bana yalan konuştu diye. Kendine de dedim. Demek ki hakikatin özüne inmeden kimseye hüküm kesmeyeceksin. Vebal almayacaksın. Suçlamak kolay. Ama günahsız olduğunu anladığında o vebalin altından kalkmak çok zor. Şimdi sen madem bir hata ettin, madem bunca yıldır tanıdığın gelinini kolay yoldan suçladın, şimdi hiç kendini haklı çıkarmaya çalışmadan özür dilemeyi de bileceksin. Özür dilerim. O değil de o kalbi tekrar doğrulur mu? Onu bilmem. Seyran. Ay vallahi sinirlerim bozuldu. Gören de Alpay'ı aldığım zannediyor de vallahi hiç alakası yok. Yani zerre içim acımıyor ona da. Defne ile Kerem'e üzüldüm. Çok gençler, çok yazık. Her evlat için babasını kaybetmek çok zordur. Ama bizimkilerin gibi başka oldu. Bundan acısı olamaz herhalde. Ya zehirlemiş adamı ya. Nasıl yaparsın böyle bir şey? Bu nasıl bir öfke, nasıl bir ki? Bir de zehri ben verdim ya. Ne? Nasıl sen verdin? Ya geldi bu eczaneye, fare zehri var mı diye sordu. Önce bir şaşırdım. Ama yani evde fare var falan dedi. Ay ne bileyim Kadriye, insan böyle bir şey tahmin edebilir mi ya? Bir de gittim en tesirlisinden verdim. Ay Seyran. Bir de sen vesile oldun buna ha. Nasıl bilecektim Kadriye? Aşk olsun. Yok tabii tabii haklısın, insan aklına gelmez ki şimdi böyle bir durumda. Ya Vildan da eczanedeydi. Tam ilacını almıştı, çıkıyordu, o da duymuştur herhalde. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu olay öyle kolay kolay unutulmaz. Ya travma olucu, Vildan için travma olucu. Ya ben bile unutmayacağım o an. Veda etti Vildan'a gidiyorum diye. Ya öyle aşkla bakıyordu ki Vildan'a. Resmen veda ederken bile incitmemek istedi. Yok, insan öyle aşkla meşle aklanmaz. Bir insana o kötü damgası yapıştı mı artık geçmiş olsun. Hem sana bir şey diyeyim mi? Vildan onu sevmiş olsaydı bile olmazdı. Bu sefer Ömer katil olurdu ya. Bunlar ne belaymış ya? Nasıl belalar bunlar? Aman koru bizi yarabbim. Böyle şey... Daha iyi misin bir tanem? Olanları sindirmeye çalışıyorum anne. Yani böyle yavaş yavaş oturuyor kafamda her şey.
Birden kabullenmesi zor. Ama şu an bildiğim tek bir gerçek var. Babamın ölümü çok canımı yakıttı. Ben de çok üzgünüm Defne. Keşke böyle bir acıyı ne o yaşasaydı, ne size bunu yaşatsaydı. Kerem çok haklıydı anne. Dedi içimde kocaman bir boşluk var. Bu acıya benziyor ne başka bir şey. Ben oradayım şu an. Boşluktayım. Ben babam bu son yaptıklarından sonra zaten kendi içimde öldürmüştüm onu. Ama yine de insanların hak etti bunu demesi. Ben konduramıyorum onu. Ona olan sevgim bitmemiş hala. Ben çok da buna üzülüyorum anne ben. Kızım benim. Defnem o senin baban. Tabii ki seveceksin onu. Elbette üzüleceksin Defnem. Kerem gitmekten vazgeçmiş. Demek gerçekten babamdan kaçıyormuş. Kaçmak değildi de onunki. Olanları kabullenemedi. Şimdi babanın ölüm haberini alınca onun da içinde bir boşluk oluştu. Öfke diye yaşadığı duygu şimdi başka bir şeye dönüşüyor. Bitecekti mi anne bugünler? Bitecek kızım, bitecek. Aynı acıyla uyanmayacağım. Babam bizi bıraktı, bu yara iyileşecek. Değil mi? Geçecek Defne. Geçecek güzel kızım. Bitecek bir tanem. Zamanla. Bütün bu kayıplar, yüreğimizdeki sancılar hepsi bitecek Defne. Ne olursa olsun babanıza dair iyi anıları hatırlayacaksınız. Buraya veda etmeye geldiğinde bana nefret ediyorsun değil mi dedi. Hani ben hiç nefret etmedim ondan. Biliyorum Defne, biliyorum. Olanlara kızdım. Kötü geçen zamanı geri alabilsem, yaptığı hatalara engel olabilseydim. Seni affettim baba. Seni çok seviyorum deyip sarılabilseydim. Senin vicdan azabı çekmeni gerektirecek hiçbir şeyin yok. Sakın. Siz babanız size ne yaşatırsa yaşatsın. Ona her zaman bir şans verdiniz. Herkes kendi seçimlerini yaşar Defne. İnsanın kendine ettiği kötülüğü de ona kimse etmezmiş. Babanızın yaşadığı da bu maalesef. Çocukların yanında konuşmak istemedim de Alpay bazı şeyleri itiraf etmiş. Ya adam merhaba dediğimiz günden beri elinde ateşle etrafımızda dönüp duruyormuş ya. Biz zannettik ki Halil'le Melek'e bulaşacak, dilindeki zehri onlara akıtacak ama öyle değilmiş. Ya daha ne ediciydi ki? Allah'ım yarabbim ya, ölmüş adamın arkasından konuşucuydum az ha. Şeytan amca bu locanın başına kaçakçılık belasını getiren de oymuş. Kendi tezgahlamış. Ben niye şaşırmayayım bu ha? Biz başından beri birliydik de konduramadık. Vallahi var ya ben hiç üzülmüyorum bu Alpay'a. Hatta bunları öğrendikçe böyle içimi soğutuyorum, of diyorum. Dahası var tabii. Handa yangını çıkaran da oymuş. Ya Kenan onu bayağı konuşturmuş. Kayıtlarda açık açık söylüyor. Ya ben size söyledim. Abi Handa Akın yangın meselesinin arkasında Alpay'ın eli var dedim. Hiçbiriniz bana inanmadınız. Ha yangın hesabını da benden sordunuz her biriniz. Ya soysuza bak hele ya. Tövbe bismillah tövbe. Ya ölen insanlardan konuştur mu? Abi konuştur işte kendi. Dirisi de dert, ölüsü de dert ya. Tövbe bismillah tövbe ya Rabbim ya. Ya insan, bu kayıt, görüntüler polisin elinde var ya. Loca davasına bir faydası olur mu? Olmaz mı ya? Hiç olmazsa itibarımız temizlenir orada ya. Değil mi sen? Ben şimdi şöyle yapacağım. Emniyetle görüşüp kaydın bir kopyasını mahkemeye sunacağım. Görecek ilk mahkemede zaten dava düşecek. Hem Halil hem de Loja'da aklanmış olacak böylelikle. İyi bari Alpay gider ayak bir işe yaramış. Kenan da nasıl öfkelendi, nasıl kinlendiyse her şeyi dökmüş ortaya. Adama üzülsem mi, kızsam mı bilemedim şimdi ya. Kendime de kendi kendine sevdalanık. Ona da oyun edikler. Vildan'a gönderdiği gayette de zaten herkesten af dileyik. Ya bu en başından beri yanımızda olduğunu gösterseydi, Alpay'ı teslim etseydi en azından katil olmazdı. Olmayacak bir sevda yüzünden iyiliklerini de yakıp gitti. Ya bu Alpay'ın cenazesi ne olacak?
Sonuçta torunlarımın babası. Bir belediyeyle konuşsak. Kayıtta Kenan şey diyor, mezar falan aldım diyor, bir şeyler söylüyor ama. Onu da mı düşündük bu? Yani Kenan'ı anlamak mümkün değil. Hem bu kadar öfkelen, sonra git mezar al. Yarın zaten netleşir Seyteli amca. Yani öyle bir şey varsa beraber yaparız işlemleri. Ya o Funda nerede? Hı? Belki de cenazeyi o kaldırıcıdır ha? Bilmiyorum ki. Şey, Funda Alpay'dan boşanmak için bana geldi. İsterseniz ben bir konuşabilirim Funda'yla. Sen bir konuş istersen. Biz yine de ne gerekiyorsa yardım ederiz. Biz bir de elimizle mi gömeceğiz bu adamı ya? Öyle deme Mehmet adam. Öyle deme. Ne olursa olsun abimizin yeğenlerimizin babası olur kendi. Yat yaban bile olsa el verir insan değil mi? Ne diyeceğiz hoca sorduğunda? Hakkımızı helal ediyoruz mu diyeceğiz? Onca ettiği eziyetten sonra şefaat mi diyeceğiz? Ya Mithat'ım şimdi ölen için değilse bile kalan canlar için vazifemizi yapacağız. Yani gereği budur. Yarın sabah namazından sonra ben ilgilerle konuşurum. Üzerimize ne düşüyorsa yaparız. Rahat uyu bacım. Canını yakan cezasız kalmadı çok şükür. Ya yine de keşke böyle olmayaydı. Bıraksaydı da Allah'ından bulsaydı cezasını. Üzülen. Bak ben Kenan abinin yaptığı doğru demeyeyim. Ama o Alpay denen adam benim canımı öyle bir yaktı ki. Sonu nasıl biterse bitsin acıma duygusu kalmadı içimde. Benim canım bacımdan yandı. Melek ablaların başka. O çocuklar bu yaşında neler gördü, neler geçirdi. Bak biz bunların hepsine şahidiz Hüsnüm. Ya. Yani doğru deyin, doğru deyin de. Ne bileyim işte. Üzülen bak ben Kenan abi Alp'i öldürdü diye değil. Kendini yaktı diye ben üzüleyim. Vallahi bak içimden geçenler bunlar benim. Ah Kenan abim ya. Bana gelip sevdasından bahsetmişti. Etme abi bak olmaz dedim. Gerçi o da biliydi olmayacağını. Yana yana sabret. Umut ekti hep yüreğine. Ama sevdasından vazgeçmedi. Vallahi bu adam da aranıza kötülükle girdi ama. Bak insan oldu. Demek ki mayasında kötülük yokmuşsun üzülüm. Hem de hiç. Bak. Kenan abi verdi bunu la. Vedalaşmaya gelirken al dedi. Abi olmaz dedim. Zorla verdi bana. Üzülen bak ben böyle Kenan abinin savaşacağı ya da bir şeyler ispatlayacağı bir adam değil. Yani bunu birilerine yaranmak için değil. İçinden geldiği için yaptı. Bak sen ne bileyim. Bize bir ev aldı. Evin içine dayadı döşedi ama yani cenazeden başımızı kaldırıp da yeni evimize bile geçemedik. Bak Kenan abi ya. Keşke o Alpay denen adamı öldürmeyi de götüreydi polise. Hem bu sefer kaçmak zorunda bir yere gitmek zorunda da kalmazdı. Kim bilir. Belki birden ablayla bile birlikte olurlardı. Hanımefendi kapatıyoruz. Tamam. Bir saniye şey bozuk var da. Tamam, sorun değil. Afiyet olsun. Tamam. Teşekkür ederim. Ya Ömer seyrettirmedi ya bunun devamını. Adam neredeydi acaba?
Ne dinse deyi, boş ver. Biz duyacağımızı duyduk zaten. Bilde Hanım'ın suçu günahı yokmuş. Ötesini ne edeceksin sen ya? Öyle deme. Belki başka oyunlar dönmüştür. İşin aslını astarını öğrenecektik. Ya Zümrüt, biz işin aslını astarını öğrendik. Halil de dedi, polis kayıtlarında da hepsi varmış. Gerisini karıştırma sen. Hem adamın ne dediğine uğraşacaksın ha. Git de konuş gelininle, gönlünü al bari. Ben merak ettim, bilir mi? Sen o cenazeye gerçekten gidecek mi? Ya Zümrüt, adam öldü, öldü. Düşman da olsak üzerimize düşen vazifedir bu. Hem gelinimizin babasıdır ya. Defne ayıp değil mi? Bir de hayrına yemek ver, ver bari. Lokmasını da dağıt. Tövbe. Ha, Pınar. Bilden anan uyudu mu? Hoş. Işığı yanıyor ama. Sizden beri hiç çıkmadı odasından. Yemek de yemedi. Oruç kalmasın diye suyla hurma götürdüm odasına. Müsaade var mı kızım? Gel ana gel, buyur. Nasılsın? Nasıl olayım? İçine düştüğüm durum mu soruyorsun? Yoksa ettiğiniz eziyetin neticesinde nasıl olduğumu mu soruyorsun? Boş ver be ana. Böylesi daha iyi oldu. Kopan fırtınayla birlikte her şey havalandı. Oradan oraya savruldu. Sonunda da yerli yerine oturdu. Ben de böylelikle sizin gözünüzdeki yerimi, değerimi gördüm. Çok şükür her şey aydınlığa kavuştu. Herkesin içindeki şüpheler böyle silinip gitti de şu senin gözlerinde kuşku var ya, onun yüreğimde açtığı yara hiç silinmeyecek. Hiç. Ah be kızım. O duyduğum kuşku benim de yüreğimi yaktı. Senden şüphe duymaktan öte benim aklım şaştı. Benim felem şaştı. Allah aşkına ana, bana artık kendi inanmadığın şeyleri söyleme. Etme böyle. Gönlün kırıldı. Haklısın. Ne desem bilmeyeyim ki. Kusura bakma. Ben artık gideyim. Sen de dinle. Bu ne? Bayram ziyareti için bir yere mi gidin? Ha yok. Bayram için değil. Yani? Bazı şeylerin telafisi olmuyor işte. Size kızgın değilim. Yanlış anlamayasın. Ama kırgınlığımı, kederimi de ne sana ne de oğluma yansıtmayacağım. Onun için gideceğim. Ailemin yanına. Kızım, senin aklın karışık. Yüreğin kırgın şimdi anlayayım ama böyle durup dururken düzenini de bozma. Keşke o kadar şey demeyeydim. Şimdi sen böyle gidersin var ya, ben ölene kadar kendimi affetmem. Bu seninle ilgili bir mesele değil ana. Bu yüreğime çöreklenen acıyla ben artık bu çatının altında nefes alamıyorum. Bak Ömer de çok üzülecek. Baban çok üzülecek. Neyse. Ben biraz yalnız kalayım anacığım. Sen bilin. Ali'ye ne anlatacağız, nasıl söyleyeceğiz, ne diyeceğiz? Vallahi bilmiyorum kızım. Sabahtan beri kafamın içinde o düşünce ne diyeceğimi düşünüp duruyorum. Ali babam nerede dedikçe benim için parçalanıyor. Ne zaman diyeceğiz, ne diyeceğiz hiç bilmiyorum ben de. Söylenince bir şekilde söylemek lazım, yazık çocuğum. Ya çocuk şimdi babasını uzakta biliyor. Hiç aklına karıştırmasak mı acaba? Şimdi söylemeyelim anne bence.
İyi de oğlum ha geldi ha gelecek diye çocuğa yalan söylenmez ki. Bayram geliydi diye ne kadar neşeliydi bu sabah. Dedem beni atla gezdireceği, şeker toplayacağım diyeydi. Oh, oğlanın tatlı aşı acı olur. El kadar yüreği nasıl dayanıcı bu acıya? Şu an zamanı değil bence. Hele bu bayram bir gelsin gelsin. Biz de bir sindirelim. Ondan sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Hayırdır inşallah. Kim ki bu saatte? Funda gelmiş. Funda Hanım hayırdır? Ya sen ne yüzle geliyorsun buraya ya? Hı? Annemin adıyla o mektupları yazmak ne demek? Ömer sakin ol bir bağırma. Tamam sakin ol tartışma. Ömer beni tehdit ettiler. Gerçekten bak benim bir suçum yok. Alpay'la İdris beni tehdit etti. Buna mı sığınıyorsun sen şimdi ha? Böyle mi sıyrılacaksın işin içinden? Şşş Ömer lütfen. Defne hadi birazcık yukarı çıkın siz. Neden geldin? Alpay beni beş parasız bıraktı. Otelden attılar beni. Kimliğimi rehin aldılar. Kenan beni tehdit ediyor. Otele zehir yolladı, fare zehri. Çok korkuyorum. Alpay'ın başına gelen benim de başıma gelecek diye çok korkuyorum. Kenan aradı mı sen? Aramadı ama onun benim peşimde olduğu kesin, bana tehdit mektubu yolladı o. Alpay'dan intikamını aldı ama doymadı. Benim hiçbir suçum yok. Beni düşman belledi kendine. Gidecek yerim yok benim. Kimseyi tanımıyorum ki ben burada. Karnımda çocuğumla nereye gideceğim? Hiçbir şey bilmiyorum ki. Yardım edin ne olur. Ne olur yardım edin. Alpay beni beş parasız bıraktı ya. Kimseyi tanımıyorum ya ben. Ne yapacağım bilmiyorum ki. Ben o mektupları çok zor durumdayken yazdım. Gerçekten. Tehdit ettiler beni. Alpay tehdit etti. Siz ne çektim, ne yaşadım? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gerçekten bilmiyorsunuz. Funda abla! Ay yavaş yavaş. Ah, canım benim canım. Ay yavaş dur. Nasılsın? İyiyim Funda abla. Kardeşim nasıl? Kardeşim mi? Bak çok iyi bak bak bak. Gördün mü? Babam nerede? O gelmedi mi? Babam Adana'da ya, o çok çalışıyor, gelemedi. Ama dedi ki, oğlumu dedi, kocaman öp dedi. Gel seni bir öpeyim ben, gel. Ama neden ağlıyorsun? Babam gelmedi diye mi? Yok, ben ağlamıyorum ki. Birazcık öyle üzüldüm sadece, ağlamıyorum ben. Üzülme, yarından sonra bayram. O zaman gelin ve ben onun elini öperim. Hem dedem dedi ki bayramda küs olan herkes barışırmış. Babam da gelecek, artık hiç kavga etmeyiz değil mi anne? Evet oğlum, Kerem. Abicim sen şu şekerlemelerinden bana biraz versene. Hadi gel 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 gidelim. Hadi bakalım. Ahmet. Buyur baba. Oğlum. Hele Funda Hanım'ın lojaya götür de yarın da cenazeden sonra bir çaresine bakarız. Olur baba. Teşekkürler. Benim
cenaze için maddi olarak yapabilecek pek bir şeyim yok. Olsun. Sarreder ki. Ben yardımcı olayım sana. Melek, ben Alpay'a çok yalvardım. Sizin huzurunuz bozulmasın diye ben onunla çok konuştum. Dinlemedi. Sadece bil. Tamam. İyi akşamlar. Görürsünüz değil mi? Hiçbir kötülük insanın yanına kalmıyor. Bu dünyada her şeyin karşılığı var, çok şükür. Cumali. Kalk, 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 kalk. Yatıcıya vakit der. Kalk hele. Ne oldu ya? Ya ne dediysem olmadı. Lafım sözüm kör etmedi. Vildan hiç ikna olucu gibi değil. Neye ikna olmuş anlamadım. Artık bu çatının altında nefes alamaymış. Gönlü kalbi kırılmışmış. Eşyalarını toplamış. Ailesinin yanına gideceğimmiş. Eh be Zümrüt. Ne diyeyim ben sana şimdi? Aynını sana yapsalar sen durur muydun? Ya ne edecek? Buyur gitme diyecek. Ya tamam. Günahını aldık. Hak vereyim. Kusura kalma dedim. Telaş ettik. Şaşırdık. Ne edeceğimizi, nasıl düşüneceğimizi bilemedik dedim. Daha ne diyeyim ben? Ne diye bu kadar uzattı ki? Gururu incindi Zümrüt Hanım. Gururu incindi, gururu. Ya kıza demediğinizi bırakmadınız Ömer'in ya. Ne yalancılığı kaldı ne bir şey. Ben size az bir sakin olun, durun hele işin aslı ortaya çıkar dedikçe gözünü diktin kıza. Suçsuz yere yerin dibine soktun ya. Şimdi de gediydin. Önümde durabilirsen dur. Benim yüzüm yok önüne durmaya. Nasıl yani? Bırakacak mı? Ben bir şey diyemem. Torununla beraber gücünüz yetiyorsa durdurun. Cumali, nasıl bir şey diyemezsin? Beni iki ateş arasında bırakma bak. Ya senin bir baba olarak yüreğin el vermeye mi gitmesine? Elbet el vermeyeyim. Benim de gönlüm gitmesinden yana değilim ama... Ne olacak peki? Hele bir üstüne varma. Az bir kenarda dur. Varsın nasıl edicise etsin, müsaade et. Geçsin ailesini görsün, bir soluklansın, yüreğindeki yükü hafifletsin, döner gelir ya. Hem Ömer'e dayanamaz o. Şimdi önüne yatsan durduramazsın. Ben az buçuk tanırım villanı ya, kafasına koyduysa yapar. Çok gamsızsın Cumali. Gamsızlık değil bu. Tevekkül, tevekkül. Sen az bir ses etme. Zaman her şeyin ilacı. Villan aklı başında kadındır. Ölçer, biçer, tartar, doğru yolu bulur. Ondan şüphem yok. Su akar yolunu bulur. Fundan'ın düştüğü durumu gördün mü? Gördüm. Çok üzüldüm kadına ya. Yazık. Tabii sen şimdi ben böyle düşünüyorum diye kızarsın da. Valla ben anlamıyorum ki Defne seni. Sen ne çabuk unuttun ya bu kadının sana yaptıklarını? Unutmadım Kerem. Unutmadım ama ben sana zaten kadın alalım, sevelim, sarıp sarmalayalım demiyorum ki. Ama yazık. Düştüğü durum acı yani. Acı. Acı ama herkes bedel ödüyor. O da ödüyor. Daha da ödeyecek. Kerem, Allah aşkına bu kadar acımasız konuşma ne olur. Karnında kardeşimiz var. Defne, Allah aşkına. Bu kadın bizi hayatında bir kez olsun düşündü mü söylesene. Çıkarlarından başka hiçbir şey yok o kadının hayatında. Bu duruma düşmeseydi bu kapıya gelmeyecekti. İnsan gibi konuştu. Bağırmadı, çağırmadı, annemi suçlamadı. Neden? Neden? Çok iyi bir insan olduğu için. Hayır. Hayır, zorunda kaldığı için, işine bu geldiği için. Tamam Kerem, tamam. Tamam, dediğin gibi de. Bu kadın nasıl yaşasın hamile aileyle tek başına? Bilmiyorum. Ama bu onun sorunu. Vildan teyzeyle Kenan'ın bu oyunları oynarken... ...bir kez olsun bu insanlar ne yapacak diye düşündü mü? Hayır. Senle Adnan olayında da bir kez olsun acıdı mı? Hayır. Adnan intihar etti, üzüldü mü? Hayır. O yüzden şu an benden ona acımamı bekleme. Kerem.
Peki babam öldüğünde hiçbir şey hissetmedin mi? Babam benim için artık yarım kalan bir boşluk Defne. Hepsi bu. Ya üzüldüğüm bir şey var. O da baba oğlu olamamak. Ama o yaşarken de beni üzen şeydi. Yani belki bir gün belki olur diye ümit etmiştim ama olmadı. Şu an beni üzen tek şey bu duygunun da artık gitmiş olması. Alpay Yıldırım değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vallahi. Ele geç bunu da şöyle otur istersen. Ben yemeği bırakayım bunu da. Ufak bir işim var, ben de gideyim. Selamet olsun madem size. Görüşürüz Mamuz. Funda Hanım, yani dava konusunda artık bir şey yapamayacağız biliyorsunuz. Alpay'ın ölümü her şeyi değiştirdi. Biliyorum. Sağ olun yine de reddetmediniz beni, çok teşekkür ederim. Ben ödeyemedim paranızı, kusura bakmayın. Yok canım, önemli değil. Zaten davayı da açamadık biliyorsunuz. Bacım, başka bir isteğin yoksa biz gidelim. Bak, anahtar burada. Sana bırakıyorum. Biz çıktıktan sonra kapını da kilitlersin. Siz gidiyorsunuz ama ya ben şimdi burada yalnız kalacağım ya, biraz korkuyorum. Güvenilir mi yani burası? Kenan gelirse beni öldürür. Korkuyorum da biraz. Merak etme. Biz zaten insanla aşağıda kalıyoruz. Bir ses olursa ilk biz duyarız. Yani ayrıca ben Kenan'ın senin bu haline canına kast edeceğini düşünmüyorum. Herkes kendi yaşadığını biliyor tabii. Sağ olun yine de, ben biliyorum yük oldum size. Estağfurullah. Yani insanlık hali. Şimdi şu cenaze işini bir hayırlısıyla halledelim. Sizin de yolunuz aydınlanacak elbet inşallah. Avukat, hadi kardeşim. Allah razı olsun. Hadi. Tamam Murat, tamam. Sağ olasın. Ne diyor? Bir gelişme yokmuş. Ya Funda haklıysa Halil. Ya Kenan onu da... Gerçekten yapabilir mi böyle bir şey ya? Bilmiyorum ki Melek, yani Kenan'ın aklından geçenleri okumak güç. Ama en azından Funda bugün güvende lojada. Ne kadar perişan olmuş. Kafamıza kadar geldi. Bir de hamile. Yani ben o haliyle görünce onu ne olursa olsun ben çok üzüldüm. Öyle. Alpay da elinden her şeyini almış. O hep sorumsuzdu, hep öyleydi. Bu hiçbir zaman değişmedi ki. Funda tabii daha onu yeni tanıdı. Çok geç oldu işte. Şey nasıl da tersine döndü. Ne diyeyim? Allah onun da yardımcısı olsun. Öyle. Kerem de gitmekten vazgeçti ha. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar yaşadığımız acının içerisinde yüzümüzü güldüren tek şey o oldu galiba. Şaşırmadım aslında. Babasıyla ilgili durumun belirsizliği de onu korkutan şey. Gitmediğinde tabii çok sevindim ama o anda duygumu da yaşayamadım. Sevincimiz, kederimiz hep birbirine karıştı Halil. Daha bir duyguyu sindiremeden başka bir duyguyla kala kalıyoruz. Meleğim, bak yarından sonra bayram.
Kedir Ayıcı'yı bırakacağımız günler var bu yüzden. Ailemizle birlikte olacağımız günler var. Seyit Ali bütün gün babasını soracak, aramamı isteyecek, konuşmak isteyecek. O her sorduğunda benim için parçalanacak. Yani tabii öğrendiğinde mutlaka ki çok üzülecek. Ama biz kocaman bir aileyiz. Yani onun yarasını biz sevgimize saracağız. Ben çocukken babam eve hep geç gelirdi. Ben de o geldiğinde sesini uyanırdım. Yanıma gelsin. Beni öpsün, sevsin isterdim. O da hiç gelmezdi. Çocuk akıllı işte. Sesim duyurana kadar ağlardım. Susadım diye. O da o zaman bir bardak suyla yanıma gelirdi. Her seferinde diyorum sana şu suyu başucuna koy. Her gece mızmızlanıp duruyorsun derdi. Ne bir geceler, ne bir sevgi sözcüğü. Hiçbir şey. Ama ben yine de çok mutlu olurdum. Çünkü yanıma gelirdi. Çocukluktan kalma bir alışkanlık işte. Sen yeter ki iste. Ben sürekli sana su getiririm. Ben de daha fazla sararım seni. Sen babanın öldüğünü ne hissetmiştin? Hatırlamıyorum. İyi ki hatırlamıyorsun. Çok başka bir acı. Yani bir yandan inanmak istemiyorsun. Ama gerçek olduğunu da biliyorsun. Tamamla alışıyorsun yokluğuyla. Defne. Ben babamın acısını hatırlamıyorum belki ama... beni çok seven ailemin, dedemin, annemin sevgisini biliyorum. Artık seni de çok seven bir ailem var. Deden var, annen var, babaannem var. Ben varım. Ben babamın sevgisizliğini, yokluğunu yıllardır dolduramadım. Çünkü biliyorum onun yerini hiçbir sevgi doldurmayacak. Bence herkes için bu böyle. Seni çok iyi anlayabiliyorum Defne'm. Yerini doldurmaya çalışmadan bir zamanlar var olduğunu bilmek... belki daha iyi bir duygu. Senin hayalini kurduğun baba gibi. Gerçek değil ama... sana daha iyi hissettiren bir şey. Haklısın. Sana uyuyacağım. Ben biraz bir şeyler yazacağım. Tamam. Çok geç yatma, tamam mı sen? Güzel uykular aşkım. Güzel uykular. Baba, sana her öfkelendiğimde kaç veda yaşadık bilmiyorum. Seni içimde öldürdüğümde hala hayalini kurduğum bir babam vardı. Yaşıyordu. Ama artık o ihtimali de kaybettim. Bu defa seni ben değil, kendin yok ettin. Hayalini kurduğum babayı kendinle birlikte öldürdüm. Ama kendime de bir söz verdim. Seni hep iyi halinde hatırlayacağım. Bu acıyla baş etmenin yolunu böyle buldum. İyi ve güzel anlardı bana gülümseyen babam. Hoşça kal. Abla. Hayırlı sabahlar.
Hayırlı sabahlar. İyi misin? Uyku tutmadı. Ben de hava alayım dedim. İyi olmaya çabalıyım işte. Hep birlikte ayakta durmaya çalışacağız. Başka yolu var mı? Gördüğün abi. Aha bugün Arife. Ben de bayram hazırlıkları için hanaya gideceğim de. Önce şu cenazeyi halledeceğim. Mezarlığa ineceğim. Sonra döner hazırlıkları tamamlarım. Sana da ne lazımsa gönderir. Alo. Hayırlı sabahlar Halil. Hayırlı sabahlar Seyitel amca. Ben çıkıyorum. Mezarlığa geçiyorum. Orada buluşuruz. Tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Tamam oğlum. Olur. Ben de hemen çıkayım o zaman. Tamam. Halil. Mezarlığa gideyim şapka. Ben de çıkayım. Çocuklar kalktığında haber verirsin. Tamam o vakit. Hadi hallediverin de cenaze kalmasın ortada. Dede çıkıyor musun? He oğlum mezarlığa gideceğim. Tamam ben de geliyorum seninle. İyi o zaman hadi gel. Halacığım günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın oğlum. Konuştun mu annemle? Yüzüm yok şu an konuşmaya. Cesaret edemiyorum. Çok kırgın bana. Kırgın. Hepimize kırgın. Ben bir konuşayım dedim de. Gönlünün kapılarını kapatmış bize. Gidemiş. Ne gitmesi? Nereye? Toplamış eşyalarını işte. Ailesinin yanına gidemiş. Cumali'ye dedim sen konuş diye de. Onun da yüzü yok. Durmayın önünde dedi. Günaydın anneciğim. Küsmüşsün bana. Anneler ne kadar kırılsa da, üzülse de evlatlarına asla küsmezler annem. Gel. Özür dilerim. Gerçekten. Haksız yere suçladık hepimiz seni. Çok mahcubum sana karşı. Oysa ki sen anneni iyi bilirsin. Deden, babaannen, benim neyi yapıp yapmayacağımı hepiniz çok iyi bilirsiniz. Haklısın. Evet sen haklısın ama ne bileyim o an o mektubu görünce anne kan beynime fışkırdı sanki. Ne yapacağımı bilemedim, mantıklı düşünemedim. Babaannemler de öyle o şaşkınlığın tuzağına düştüler biliyorum. Ben de şaşırdım anne. Hiç bilmediğim bir oyunun kurbanı oldum diye böyle susup oturacak değildim. Aklımı mantığımı yitirmedim. Neyse. Bir rüzgar esti. Kolumu, dalımı kırdı. Tamir etmek de elbet bana düşecek. Hayır. Hayır. Senin yüreğini biz yaraladık. Biz telafi edeceğiz söz veriyorum. Babaannem bir şeyler söyledi inanmadım ona. Bir yere gidecek misin falan. Sen beni bırakıp nereye gideceksin? Gideceğim annem. Nereye anne? Önce ailemin yanına. Sonra daire eve çıkacağım. Birlikte gidelim. Olmaz. Senin yuvan burası. Defne ile birlikte burada kalacaksınız. Dedene, babaannene sahip çıkacaksın. Sen benim ailem değil misin? Hı? Senin annen. Ve bu gerçek hep böyle olacak. Ben bir sokak ötede de olsam hep yanında olacağım senin. Küskünlükten değil gidişim.
Biraz yalnız kalmak bana da iyi gelecek. Ben seni bırakamam ki. Yalnız bırakmam seni. O zaman Defne'yi de alır gelirsin sık sık. Hı? Ama misafir olarak ha. Herkesin yeri yurdu belli olsun anneciğim. Tamam. Güzel oğlum benim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anam. Nasıl çocuklar? Kalkmadılar mı daha? Hemen yaptırayım da kahvaltılarını. Kalkarlar şimdi. Nasıl durumları? Bilmiyorum nasıl olacak bugün. Bu cenazeyi duyurmadan Seyit Ali'ye nasıl yapacağız? Ya ben de şeye takılayım. Cenazeyi biz yapayım. Duayı biz yapayım. Bu funda ne yapmaya geliyor? Sadece izlemeye mi geliyor? Bu kadın sadece yük ha. Ama bu haliyle nasıl yapsın Kadriye? Hem hamile hem cebinde 5 kuruş parası yok. Cenaze mi kaldırsın? Yani tabii tabii. Orası öyle de. Bak diyeyim bu kadın cenazeye bile gelmez. Öyle bir kadın mı? Kızım biz çocukların hatırına vazifemizi yapmayız. Funda Hanım ister gelir ister gelmez. Keyfi bilir. Aman diyeyim bak Kadriye ne olursun. Ağzından kaçırayım değil mi? Biz Seyit Ali'ye hiçbir şey demedik demeyeceğiz daha. Yok. Yok kaçırmam da ne zaman öğrenecek bu çocuk ha? Önde sonunda öğrenici yani. Kızım baban dedi ya şu bayram bir geçsin. Ondan sonra uygun bir dille konuşacağız çocukla. Tamam işte bari nasıl öldüğünü söylemeyin çocuğa. Kaza maza bir şey deyin. Ya Allah muhafaza bu fare zehriyle öldüğünü duyarsa vallahi çocuk ömür boyu kabus olur, travma olur çocuğa. Sen nereden biliyorsun ki Kadriye? Biz dün özellikle hiç açmadık konuyu. Çocukların yanında duymasınlar diye söylemedik. Seyran dedi, o vermiş zaten. O vermiş Kenan'a zehri. Ha? Tabii kadın nereden bilsin gidip Alpay'ı zehirleyeceğini. Gitmiş en kuvvetlisinden vermiş ya. Ya Kadriye durup durup öyle bir laf edin ki. İnsanda ne yürek bırakayım ne mide. Yani sırası mıydı şimdi sabah sabah? Zehri satan Seyran. Gidip zehirleyen Kenan. Ama azarı niyeyse hep ben işiteyim, hep ben işiteyim. Benim suçum ne? Ha? Niye hep böyle oluyor? Ben anlamayayım ki. Ha? Hep ben suçlu. Kadriye suçlu her şeyde. Kızım iyi misin? Kardeşim, Kenan Demir, Alpay Yıldırım adına bir mezar almış olacak. Eğer PAF'ta parsel numarasını biliyorsan bize bir göstersene. Biliyorum, hatırladım. 2 gün evvel geldi. Hatta mezar kaldırdı kardeşim öldü diye. Başınız sağ olsun. Cenaze bugün mü? He, bugün. İkisi de hazır mezarların. Birini seçersiniz artık. Bir tane değil mi mezar? 2 tane kazdırdı Kenan Bey. Halil, oğlum sen Mirza'yı bir arasan da Funda'ya bir baksan ha iyi miymiş diye sorsun. Yok artık ya. Allah şaşırtmasın olur mu olur vallahi. Evladım, sen mezar yerini biliyorsan bizi bir götürsene. Tabii. Buyur kardeş. Erdoğan bir sıkıntı yok değil mi? Yok, bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Hayırdır? Ya Funda orada mı hala, iyi mi? Vallahi akşam burada bıraktım ama sabah gidip bakmadım. Ne oldu ya? Ya biz şimdi mezarlıktayız da Kenan 2 tane mezar falan almış. Birisi Alpay için de öbürü kim anlayamadık yani. Allah Allah. Ya bak benim de içime kurt düştü şimdi kardeş. Niye böyle bir şey yaptı ki? Ben neyse bakayım şimdi kıza bir. Ya bir çıkıp kapıyı çalsana sen. Tamam, hele dur kapatma. Kendisi içinmiş. Ne kendisi içinmiş? Mezar. Kenan galiba kendini vurmuş. Yapma ya. Kendini mi vurmuş? Tövbe estağfurullah. Kim? Ben kapatıyorum şimdi, arayacağım seni, tamam mı? Kim? Kim vurmuş, ne olmuş? Ya Kenan. Kenan birini mi vurmuş? Kimi?
kendine varmış. Silah yanında Murat. Galiba kendini vurmuş. Hemen ekipleri yolluyorum Ali. Ekipler gelene kadar siz hiçbir şeye dokunmayın. Tamam. Ekipler yolda, ben şimdi Murat'la konuştum mu? Geliyorlar. Biz Alpay'ı görmüşüz derken anlaşılan Kenan da yanına görmüşüz. Onu da mı biz defnedeceğiz baba? Ha oğlum. Baksana. Yerde hiç kimsesi yok. Oğlunun yanında can verdi. Ömer, maalesef tayin durdurma talebin reddedildi. 15 güne kadar mail müddetim var. Ondan sonra görevine başlaman gerekiyor. Hocam, ben gidemem. Ailemi burada bırakıp gitmek istemiyorum. İyi de nasıl olacak? Buradaki görevine devam edemezsin. Hocam, o zaman istifamı kabul edin. Lütfen. Mesleği mi bırakacaksın yoksa? Hayır hocam, mesleği bırakmayacağım. İhtisasa hazırlanırken burada özel bir hastanede çalışmaya başlayacağım. Uzmanlık sınavının durumuna göre de ailemle oturup detaylıca düşüneceğiz. Ama ailemi bırakamam. Peki Ömer, zor bir karar ama sen etraflıca düşünmüşsün belli. Hayırlısı olsun. İstifa dilekçeni başhekimliğe yazar bırakırsın. Çok sağ olun hocam, siz de tayin durdurmak için elinizden geleni yaptınız. Ben daha sonra gelip sizle arkadaşlarımla vedalaşacağım inşallah. Elbette, beklerim. Hadi oğlum, ateş ağırla. İftar az kaldı. Tamam usta, halledeyim hemen. Ha, gel Rafa'm, gel. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hacım Ali. Hele şu cenazeleri biz aldırsak diyeyim. Çok yoruldum Seyda'yı, çok. Bedenim öyle bir ağır. Kafamın içi garman çorman. Ne yapalım be? Kabristan'la ben de Kenan'ı öyle görünce benim de yüreğime bir taş oturdu. Son zamanlarında içimize girmek için çok çabaladı ama. Bana da halleri çok iyiydi dokundu. Allah rahmet eylesin ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam oğlum, gel. Ustam, ben cenazeye gelmişim. İyi oğlum. Kenan'ın sana çok hakkı geçti. Alpay'ınkiyle bir kaldırılmak zorunda mıydı? O benim içimi yaktı, içimi. Onun günü belediye kaldıraydı. Ben de yasımı tutaydım, gideydim abimin cenazesini kaldıraydım. Heh. Zeynel. Oğlum, öteki de torunların babası ya. Yazıktır, günahtır. Olmaz öyle. Ah be Kenan abim ya. Ya senin nasıl bir kaderin varmış? Toprağa giderken bile Alpan yüküyle gideyim. Oğlum, çek sandalyeye otur bakalım. Yok usta, ben düğüne gideyim. Hayırlı günler olsun. Defnacığım. Ben anne, ben dedemle de gidiyorum. Babamın cenazesine gideceğim. Tamam kızım. Ben de geleceğim zaten. Tamam Bilgen anne, sen dedemlere gelirsin, orada beraber geçeriz. Olur, olur. Anne. Ömer. Ömer erken gelmişsin, daha cenazeye var. Ömer'im. Hoş geldin oğlum. Onun için gelmedim. Hayırdır anneciğim, ne oldu? Maalesef tayin durduramadım. İstifa ettim. Zaten konuşmuştuk, özel bir hastanede çalışacağım. İhtisasa hazırlanacağım diye. Ailemi bırakmıyorum yani. Defne'm, sana ne dedim ben? Söz verdim senden ayrılmayacağım diye. Biliyorum. Biliyorum evet, ayrılmak yok. Hayırlısı olsun anneciğim.
Siz böyle mutlu olacaksanız gerisi boş zaten. Kader kısmet böyleymiş oğlum. Demek ki hayırlısı buymuş. Sen de gelir misin Mehmet Adem'le? Olur, beraber gidelim. Defne. Tekrar başın sağ olsun kızım. Sağ ol babaanne. Kenan da oğlum mezarının başında kendini vurmuş yatıyordu. Biz de onu öyle görünce şok olduk tabii. Neler kurmuş önceden. Ay yazık, ne kadar kötü bir son. Allah insana ölümün de hayırlısını versin. Ya, ya. Vallahi su tesisi su yoluna kırıldı diyeceğim ama... biri zehirlenip öldü. Diğeri de kendi kör kurşununa kurban gitti. Sevda kurşunu besbelli. Kardeş, kim ölmüş? Yok oğlum, yok. Yengen televizyonda dizi seyretmiş ya, işte onu anlatayım. Ali'cim, biz seninle kuşları besleyecektik, beni unuttum, onu halledelim mi? Hadi gel, Beyhan abla bize kuş emin verir misin? Yenge, müsaitsen biraz konuşalım mı? Olur, olur elbette. Son zamanlarda yaşananlar hepimizi çok yıprattı. Yani bu özellikle sana gösterilen tavır beni çok üzdü. Ben bu konuyla ilgili kendimi artık daha fazla savunmayacağımı söyledim Halil. Çok yorgunum. Anladım. Gideceğini söylemişsin. Öyle. Öyle. Ne olur engel olmaya kalkma. Yok, ben sana engel olmaya gelmedim. Yenge, sen nasıl karar aldıysan... nerede mutlu olacaksan ben senin yanındayım. Bunu bilmeni isterim. Sağ ol. Sadece bunu söylemeye gelmedim. Kenan... ölmüş. Kendini vurmuş. Abbay'ın mezarını aldığını söylediğinde biz hep beraber yanına gittik. Bir baktık... oğlunun mezarı başında kendini vurmuş. Kenan son zamanlarda hepimiz için iyi şeyler yapmaya başlamıştı. Benim için, babamlar için, Seyit Ali amca için. Ama ben ona duvarımı indirmedim. Yine de böyle ölmesi üzücü tabii. Neyse, ben haber vereyim dedim. Alpay'la birlikte kalkacak cenazesi. Gelirsen orada görüşürüz. Ne yapıyorsun Adri? Hah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Mahmut, ay bu Kenan nasıl ölmüş öyle ha? Ya ölmüş işte. Allah günahlarını affetsin. Ya bu Alpay'ın zehrini kim satmış ona bileyim mi? Seyran, bizim Seyran ya. Kadriye içim şişti. Yemin olsun ölümden, zehirden içim şişti. Ha, bayram alışverişini yaptım geldim. Bin daha laf söyleme bana. Ha. Göreyim değil mi? Bu Kenan kara sevdaya tutulmuş ya. Tabii. Aşkının karşılıksız olduğunu anlayınca, her şeyin yalan olduğunu anlayınca da gitmiş kendini vurmuş. O da olmayıcı sevdalara düşmeyemiş. Ne edelim? Allah affetsin. Olmaz Mahmut. Bak aşkın gözü kördür. Aşkla alay geçilmez, alay geçilmez. Alpay nasıl alay geçmiş ya adamla? Kadire sen ne et bileyim mi? Sen film senaryosu yaz ha. Sen abi bu film senaryosunu yaz, senin filmin izlenir. Ha? Yemin olsun bak çok izlenir senin filmin. Hem çenen de yorulmaz. Benim de canım çıkmaz ama en kötü kalemin canı çıkar. Olan kalem olur. Ya vallahi aşk için Arife günü beni yorma ya. Dırdırsın gene maşallahım var ya. Hadi bin gel şimdi, gücüm var benim. Allah kimseye karşılıksız aşk vermesin. Çok zor. Funda bacım. Hadi çıkıyoruz. Ay bir şey unuttum. Hemen geliyorum. Bir saniye.
Kimseye rahat vermedin, kimseye huzur vermedin be Alpay. Benim bile hayatımı mahvettin. Bir çocuğumuz olursa biraz farklı olur diye düşünmüştüm. Kimse seni yolundan döndüremedi. Bak, sonun bu mezar oldu, gördün mü? Ben hayatımdan senin kadar inatçı, senin kadar sevmeyi bilmeyen birini daha görmedim. Ben de böyle bir insan sevmişim, ne yapalım? Keşke birazcık beni sevseydin. Keşke birazcık karnımdaki çocuğu sevseydin. O zaman her şey çok farklı olurdu. Sen birazcık insan olsaydın Vildan'la Kenan bile mutlu olurdu. Hiç olmazsa Kenan'ı kendine düşman etmezdin. Çok yazık oldu. Hoşça kal Alpay. Kenan, Vildan'a yazdığım mektuplarla her ne kadar dalga geçmiş olsam da aslında içten içe ona ne kadar çok aşık olduğunu anlamıştım. Özür dilerim. Keşke senin Vildan'da bir sonun olsaydı Kenan. Çok çabaladı, çok uğraştı. Sen bunu çok hak etmiştin. Vildan çok şanslı bir insan. Her insan onu kadar çok sevilme ister. Ama işte Alpay bunu anlayamayacak kadar yoksul yürekli. O yüzden mahvetti her şeyi. O yüzden kuruttu, beni de alet etti. Gerçekten çok özür dilerim, gerçekten. Alpay'la birbirinizin sonunu hazırladınız. Çok acıyorum. Size çok acıyorum. Ama bu kadar. Başka hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Vildan Hanım. Vildan Hanım, ben gerçekten özür dilerim ben. Ben Kenan'ın aşkını size anlatmayı çok istedim. Gerçekten çok üzgünüm. Adımı kullanarak oynadığınız oyunu mu anlatacaksınız? Ben hiçbir şey duymak istemiyorum. Vildan Hanım, bana kızgınsınız biliyorum. Biliyorum ama inanın ben mecbur kaldım. Bunlar
Kenan'ın size yazdığı mektup var. Ben ne zaman sizin ağzınızdan Kenan'a mektup yazsam hep onun aşkı daha çok büyüdü. Her zaman daha çok umutlandı. O kadar iyi bir insan olmuştu ki. Alpay'la yollar o yüzden ayrıldı zaten. Kenan öldü gitti ama en azından mektupları sahibinde kalsın, olmaz mı? Bunları okuyunca beni çok daha iyi anlayacaksınız. Siz vicdan diye bir şey duydunuz mu hiç? Ömrü hayatınızda hissettiniz mi hiç bu duygu? Özür dilerim Vildan Hanım. Gerçekten özür dilerim. Başım sağ ol. Ben yetimhanede büyüdüm. Anlatmıştım size. Orası aile hayali kuran çocuklarla dolu. Benim için kimsesiz çocuklara bir yuva kurup onlara sevginizi verirseniz inanın ruhum çok rahat edecek. Ben sizi karşılıksız sevdim Vildan Hanım. Şu hayatta hissettiğim en katıksız, en gerçek sevgiydi bu. Duluk hep yanınızda olsun. Keder uğramasın yüreğinize. Hoşça kalın. Kenan Bey. Oğlunuza kavuştuğunuz bu yerde dilerim huzuru bulursunuz. Olanlar için sizi suçlamıyorum. Rahat uyuyun. Bu işte bitti çok şükür. Bitti vallahi. Bir fırtınaydı. Esti gitti, Alpay'dı, Kenan'dı derken bak ikisi de göçtü gitti ha. Afun'da da hamile. Çocuğu babası doğacak. Ya Defne ile Kerem'e ettiği babalıktan sonra varsın babası doğsun bebeğe. Bak hele o kadın ne olucu? Dün locada kaldı ya hep orada kalıcı derler al. Yok ben bir izahla konuştum o halledici. Ne kalıcı çekip gidici işte. Bacım, otel falan ödendi. Kimliğini aldım, görüşümü teslim edeyim. Her şey halloldu, merak etme, tamam. Burada da bir miktar bir şey var, bunu da al lütfen. Seni gideceğin yere kadar götür, tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. İnşallah yaşananlardan herkes kendi payına düşen dersi almıştır. En büyük sınavınız bu olsun Allah. Başka acıları yaşatmasın. Hadi yolun açık olsun. Hoşçakal. Güle güle. Buyur Mirza. Selamünaleyküm. Seydelen mi? Dediğin işi hallettim. Emanetini de verdim. Hayırlısıyla kendi yoluna düştü. Bundan sonrası artık
Kendi bileceği iş. Sağ olun Rıza. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet. Tamam. Hayırdır? Kendimce bir hayır ettim işte. Bundan sonra Funda yoluna gider. İyi etmişsin Rıfım. İyi günler yakın inşallah. İnşallah. Ya lafım. Bayram yarın hele. Ne olucu bayramsa? Bayramlık mı isteyin? Ya geç işte ya. Ne diyeyim bileyim. Seneler sonra ilk defa bu bayramda beraber olacak. Torunları, evlatları evlendirdik. Sanki bu bayramı hak ettik ya Rafa. Hak etmez olur muyum Rafa'm ya? Hak ettik elbet. Şükür Allah'a. Yani Defne'mi de sizi de asla bırakmayacağım. Bundan sonra buradayım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Mesleki açıdan senin için sıkıntı olmayacaksa? Yok dedim. Zaten söylemiştim. Özel bir hastanede çalışacağım. O ara ihtisas hazırlanacağım. Ha iyiymiş. Defne. Bu senin başarın. Ömer'im sana kıyamamış. Vallahi biz dursak önünde esti geçtiydi. Bildan. Ömer gitmiymiş bir yere. Oğlun da gelin de burada bizim yanımızda kalıcılarmış. Ne güzel değil mi? Ben de çok sevindim baba. Ömer gündüz haberi verdi. İkisinin de bu çatının altında huzurlu olduğunu bildiğim için benim de yüreğim rahat. Gözüm arkada kalmıyor. Yarın sabah bayram kahvaltısına Karadağlara davetliyik. He. Cumali camiden gelecek. Biz erken gidecek. Nefse kadına yardım etmek için. Ne de olsa erkek tarafı olarak dönüllere davetliyik. Biz kayınvalideyik. Öyleyiz. Öyleyiz çok şükür. Allah hepimize güzel günler göstersin inşallah. İnşallah. Amin. Ben bir karar aldım. Bayramdan sonra önce bir akrabaları ziyaret edeceğim. Sonra da ayrı eve çıkacağım. Papyonumu bağlayamadım Halil abi. Sen dur bakayım. Ben hallederim. Ha? Çok güzel oldu. Çok yakışıklı olmuşsun Halil abi. Sen daha yakışıklı oldun. Aa, ayakkabılarım nerede? Burada burada. Al bakalım. Annemi kalkmadan giyineyim de hemen hazır olayım. Canım Adem benim. Babam. Yıllar sonra bayramınızı fotoğrafta değil size sarılarak kutlayacağım. Elinizi öpeceğim. Bayramı mübarek olsun baba. Çocukları. Sen de bir an hemen hazırlan. Geçerken seni konağa bırakalım tamam? Tamam hemen hazırlanıyorum hemen. Biz de bahçede seni bekleyeceğiz. İyi tamam hemen geliyorum ben de. Hadi bakalım. Thank you.
Bura boş kaldı. Ya sen ne kadar güçlü bir çocuk oldun ya. Seyitleri vur. Sol. Sol. Bir daha sol. Bir daha sol. Sol. Sağa. Yapma Ege. Seyitleri maşallah sana. Beneyim. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Sen de çok şıksın. Ben de böyle birazcık uyumlu olayım dedim yeşillerle. Bugün benim en mutlu bayramım. Sen yanımdasın. Evimizdeyiz. Şükürler olsun bugünlerimize. Çok mutluyum. Benim için de en güzel bayram bugün. Çünkü bütün sevdiklerim yanımda. Birazdan ailemizle de birlikte olacağız. Nenemlere gidip el de öpeceğim değil mi anne? Evet bir tanem tabii ki. Ama ilk önce biz bir bayramlaşalım değil mi Seyit Ali? Tamam. İyi bayramlar hayır abi. Sana da iyi bayramlar. Ömrün hep böyle bayram sevinciyle dolsun. Al bakalım. Çok teşekkür ederim hayır abi. İyi bayramlar anne. Oy. İyi bayramlar benim. Ballı katmerim benim bir tane. Al bakalım. Al bakalım. Çok teşekkür ederim anne. Hadi o zaman dedemlere gidelim. Hadi gidelim. Gel sen şöyle bakalım. Birileri galiba daha başka mendiller, şekerler toplamak istiyor. Ha? Sanki bu sefer tepsilerin az da yine cimrili mi tuttu seni? Ne cimriliği ya? Düğünde kadar tepsi varsa hepsini sürdüm fırına. Millet tadına doyamadığından ikişer üçer attı ağzına da ondan yetti. Hem sen bana diyeceğine kendine bak. İkramlıkların kapış kapış nasıl gitti hiçbir şey kalmadı. Ya sen ne diyorsun ya? Aha şimdi kebap gönderirim her sabah ben. Vaktinde yapacaksın onu vaktinde. Şimdi ne kıymeti kaldı? Ya sen niye benimle yarışın? Ha? Ben sana eksik gördüm söyledim. Niye benim hemen üstüme çıkmaya, itelemeye çalışayım beni? Sen de bana cimri demeyecektin arkadaş. E cimriliğini gördün ki söyleyeyim baklavanın sayısını az gördüm. İlla yarışıcının üstüme çıkacaksın ya. Senden ne yarışıcım ben ya? İşimiz ayrı, gücümüz ayrı. O zaman git baklavacılığını yap. E sen de kebapçılığını yap, bana karışma. Ha. Baba nereye? Nereye olucu oğlum? Eve gideyim. Küstü küstü. Ya sana ne küsücüm ben ya? Çocuk gibi. Ya dede gel ya. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bırak oğlum ya. Ben eve gideceğim ya. Ya Allah aşkı için kahvaltı bekliler biz. Hele geç ya. Şöyle gidin ya. Sizin getirdiğin kahvaltı. Dede bayram sabahı gel kurban olayım ya. Olmaz oğlum. Ben eve gideceğim ya. Ya baba bayram günü. Allah'ını seversen hadi gel ya. Hadi hele ya. Geç şöyle ya. Hadi ya. Ula bak senin hatırın için geleyim buraya. Gel hele gel.
Senin iyi anlarını hatırlayacağıma söz verdim kendime. Güzel günlerin hatırına iyi bayramlar baba. Olmuşsun Defne'cim. Siz de öyle çok şıksınız. Hadi bakalım süslü hanımlar. Nefise çoktan kurdurtmuştur sofrayı. Gözü kapıda beklidir şimdi. Haydi. Sen neredesin?
Memleketim. Memleket nedir? Doğup büyüdüğüm yer. Yurdum. Yuvam. Sorunun cevabını o zaman annem vermişti. Ama çok anlamamıştım. Dedemin evine ilk geldiğimde oranın bana hem memleket hem de yuva olacağını bilmiyordum. Kök ne demek, aile ne demek, o konağın avlusunda büyüyerek öğrendim. Ben Seyit Ali. Namı diğer Küçük Seyit Ali. Dedemle isimlerimiz karışmasın diye bana Küçük Seyit Ali derlerdi. Dedem beni herkesten daha çok severdi. O bayram sabahından sonra öğrendim babamın öldüğünü. Funda abla giderken bana veda etmek için annemi aramıştı. Bir çocuğa telefonda söylenecek en kötü şeyi söylemişti Funda abla. Baban öldü, ben gidiyorum, kardeşini unutma demişti. Çok ağlayıp hızla büyümüştüm sanki. Funda abladan ve kardeşimden bir daha hiç haber alamadık. Umarım ikisi de mutludur. İlkokul yıllarımda bir süre locada Mirza abinin yanında çıraklık yaptım. Bakır işlemeyi çok sevdim. Onun ustalığıyla bakırı şekillendirmeyi öğrendim. Halil abi ve annem de bana destek oldular. Ama ustam Mirza abidir. Mirza abi yıllarca locada ustalık yaptıktan sonra son bir senedir çok özlediği Fırat'a ve teknesine döndü. Hepimize sevginin hakikatini kendi usulünce anlatan Mirza abim, yüreğine bir başkasını almadı. Kimi zaman düşünürüm, hala Fırat'ın sularında kızıyla eşini mi arıyor diye. Çocukluğumdaki en yakın arkadaşım, yan yana büyüdüğüm Gülce, İstanbul'da psikoloji bölümü okudu. Okulu bitirince de Antep'e döndü. Mithat dayım ve Seyran ablaya yakın bir evde eşiyle birlikte oturuyor. Vildan ablanın açtığı kimsesiz çocuklar yuvasında hem danışmanlık hem de öğretmenlik yapıyor. Vildan teyze, çocukluğumun en yumuşak, en güzel bakan gözleriydi. Elleri hep sevgiyle dokunurdu. Sesi hep hüzünlü bir melodi gibi gelirdi kulağıma. Kenan amcamın dileğini yerine getirip çocuk yuvası açtı. Anne babası olmayan çocuklara gerçek bir yuva duygusuyla sahip çıktı. Bazen Zümrüt babaannemle hala annem de oraya gidip şefkatli kucaklarıyla çocukları sarıyorlarmış. Göçmen, yetim, öksüz bir sürü çocuğun annesi olmuş Vildan teyze. Yuvaya geldiğinde daha kundaktaydı bu çocuk. O kadar güçsüz, o kadar çelimsizdi ki yaşamaz demişlerdi. Ama sevgimle sarıp sarmaladım ben onu. Bak, bugün 7 yaşında. İyi ki doğdun Kenan. Huzur ve mutluluk ömür boyu senin yanında olsun, değil mi? Hadi koş bakalım, oyna arkadaşlarınla. Koş. Vildan teyze, sen ne güzel bir iş yaptın. Bu çocuklara yuva oldun. Birlikte başardık Gülcacığım. Hep birlikte sevgimizle sardık, sarmaladık, bugünlere getirdik işte. Sevgili Kenan Bey, bugün yuvada adaşınız Kenan'ın 7. yaş gününü kutladık. Öyle mutlu oldu ki, sağlık sorunları da kalmadı. Çocukların hepsi iyi maşallah. Yuvanın çatısı akıyor demiştim ya geçen sefer. Sağ olsun Halil ustaları yolladı, hallettik. Ömer de bu hafta çocukların sağlık taramasını yapacak. Aşıları ne olacaklar? Siz de huzur içinde rahat uyuyun. Vildan.
Kahraman doktor Ömer abim kahramanlığa devam ediyor. Açtığı muayenehanede hem fakir muhtaç hastalara bakıyor hem de yuvanın çocuklarıyla ilgileniyor. İşten sonra koşarak ablamın yanına çocuklarına gidiyor. Evet, iki çocukları var. İkisi de kız. Ömer abim arada söylenirmiş ablama. Hayatında bir arıza varken şimdi üç arıza olmuş. Ablam mı? Çok ünlü bir şef oldu. Bir yandan dükkanı işletirken bir yandan da üniversitede gastronomi dersleri veriyor. Ünzüli ablam da baş yardımcısı. Kadriye yengem mi? Onu sonra anlatacağım. Ha, Delineciğim tamam, panik yok. Bak zaten her şey senin istediğin gibi oldu ha. Öyle tabii ama yani heyecanlandım biraz. Kabul etmese miydik acaba bu çekimi? Ne bileyim, ne konuşacağım şimdi ben onların yanında? Aa, çok da güzel konuşucun hem de. Güzel şefim benim. Hadi, hadi bak seni bekleyler. Merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Defne Hanım, bütün Antep sizin yemeklerinizi konuşuyor. Türkiye'nin önemli şefleriyle eğitim programları hazırlıyorsunuz. Başarılarınız için sizi kutluyoruz öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Peki bu el lezzetinizin sırrı ne diye sorsak? Babaannem Zümrüt Hanım'ın özel tarifleri. Tabii sağ kolum Ünzüle ile beraber biz de bu tarifleri birazcık daha modern yorumluyoruz. Ünzüle ablam Defne ablamla birlikte çalışırken bazen Zeynel abinin dükkanına da yardıma gidiyor. Ama dükkan işleri için değil, Zeynel abinin baş edemediği haylaz oğulları için. Biri 13, diğeri 7 yaşında. İki çocukları oldu. Atom karınca Ünzüle abla her şeye yetişir. Mahmut dayımla Mithat dayım yıllarca dedemin dükkanında beraber çalıştılar. Ama nüfus artınca tek dükkan yetmemeye başladı. Mithat dayımın yıllardır istediği oldu. İkinci dükkanı açtılar. Mithat dayım Seyran ablamın eczanesine yakın bir yerde ciğerci açtı. Adını da Seyyar Karadağ ciğercisi koydu. Çok gülmüştüm ilk duyduğumda. Sonradan anladım dayım için hatırası büyüktü Seyyar olmanın. Baba, yardım edecek bir şey var mı? Yok aslanım, biz kardeşinle hallediyoruz. Sen keyfine bak. Babamın elinden bir dürüm ciğer yerim ama. Tamam, geliyor. Ciğerler. İki dakika emanet ettim, hemen ete bulamışsın çocuğu. Hayatım, o ciğerciler kralının kızı. Bir şey olmaz, merak etme. Bunu? Bu neymiş? Koyayım. Hadi ama hazırlanın, konağa gitmemiz lazım. Önce oğlum karnını doyuracak. Kraliçemiz de acıkmıştır, onu da atıyorum. Vallahi hayır demem aslında. Hemen kapı gelsin. Hop. Ama koyuyorsun. İyiymiş anneciğim. Bak, 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 bak. Bak nesli şahane geliyor. Bak şimdi, bak şimdi. Hayır, hayır. Aa. Bak benim çocukluğum gibi et yediremeyeceğiz ona da. Ben yerim baba. Öyle mi? Evet. Al bakalım o zaman. Hop, aslanım benim be. Yakışıklım benim. Evet, hepsi konağa toplanıyor bugün. Beni yarın gelecek diye biliyorlar. Özellikle öyle söyledim. Yoksa annem havaalanında sabahlardı. Canım annem benim. Çok zor günler geçirdi. Ama şimdi Halil abimle öyle mutlu ki. Bir de tabii tekne kazıntısı ufaklık da olunca ikinci baharın tadını çıkarıyorlar. Evet, küçücük bir kardeşim var benim. Kıskanma yaşında çoktan geçtim. Bir görseniz çok tatlı bir şey. Anne, Seyit Ali abim gelecek. Yarın bana oyuncak getirecek. Evet, bir tanem benim. Abisi gelecek fıstığımızı. Sen çok mu özledin Seyit Ali abini ha? Çok özledim. Özledi abisini, çok özledim. Ağzı sallayayım mı? Annesi tut. Dön. Gözükmez. Benim fıstığım nasılmış? Annen. Oğlum. Kerem abim hayallerinin peşinden gitti. Ve sonunda başardı.
Babamın ölümünden birkaç sene sonra İspanya takımına, sonra Almanya'ya transfer oldu. Şimdi Hollanda As takımında forvet oynuyor. Ve evet, altın ayakkabıyı kazanalı 3 sene oldu. Deli dolu abim şimdi sahalarda fırtına gibi esiyor. Oğlum, soğuk soğuk iç de. Vay 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 vay. Koşun kızlar. Koş dayı ya. Amca, Ömer'im. Hoş geldin. Bakayım abi. Kilo almışsın amca. Azıcık. Sen iyisin ama maşallah. İyi, iyi. Annem. Hoş geldiniz kızım. Defne, hoş geldin. Anneciğim. Ömer'cim, hoş geldin. Hoş bulduk. Of, dünyanın en iyi futbolcusuyla selamlaşıyorum şu an. Kardeşim, ne yapıyorsun? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Emeklilik? Ne emekliliği? Sen çoluk çocuk sahibi oldun artık ya. Hala böyle her şeyi ağlıyor musun? Ağlarım tabii. Sen de hiç değişmemişsin. Hala serseri, hala gıcık. Sana bir şey getirdim. Al bakalım. Duvarına asar, bakar bakar ağlarsın artık. Allah Allah, niye ağlayacakmışım? Futbolcu olamadığın için. Kerem. Kerem'in forması. Seninle gurur duyuyorum. Tamamsak o zaman hepimiz çıkalım da bir an önce. Halam bir sürü yemekler hazırladı oğlum, sen geliyorsun diye. Vay vay vay, ziyafet var yani ha? Oğlum, Kerem gelmiş tabii. Oh, Seyit Halim de bir gelsin de yarın. Hep birlikte olacağız. Olacağız tabii Meleğim. Şimdiye kadar hayal ettiğimiz her şey oldu. Sana söz vermiştim hiçbir şey yarım kalmayacak diye. Seyit Ali de gelsin, mutluluğumuz tam olacak. Bugün aslında Kerem abim için toplanacaklar. Annem, senin gelişin aynı güne denk gelseydi çifte bayram ederdik dedikçe için için güldü. Güzel annem, sen istersin de ben ayarlamam mı? Karadağ Konak. Adı konak ama kendi ocak yuva. Sabahın ilk ışıklarıyla kuş seslerinin doğduğu avlu. Mis gibi kokan yemekler. Kış geceleri dedemin bana anlattığı masallar. Hepsi bu çatının altında. Değeri gün geçtikçe artan antika bir çerçevenin içindeki fotoğraf gibi gözümde hala. Ve tabii hala annem. Bir dakika, Kadriye yengemden bahsetmedim değil mi? Oy benim güzel kızım. Oy benim güzel kızım. Annesi, annesi. Oy annesinin kuzusu. Oy şu güzelliğe bak. Ay nasıl da doğurmuşum, nasıl da doğurmuşum. Kadriye. Ha? Ya böyle gel bir şey konuşayım seninle. Ya ne? Ha, söyle. Bizim kızı okul çıkışı abi çocukla beraber görmüşler. Ne var? Ne var bunda ne? Ya nasıl ne var Kadriye? Ya bir çocukla beraber görmüşler kızımızı diyeyim sana ya. Ya ne var bunda? Okul arkadaşı onlar. Arkadaş da mı olmayacak benim çocuğumun? Ya Kadriye sen kafayı mı yıksın ya? Olmaz ya, ben kızımın arkadaşım arkadaşı olsun istemeyeyim ya. Aha daha benim yaşı kaç benim kızımın ya? Oldu canım. Oldu. Böyle mum gibi tek bir tane dikisi mi benim kızım? Ha istersen bir de böyle camdan vitrin yaptıralım. Üstüne de böyle kırılıcı yazalım. Ha nasıl? Öyle için rahat edici mi? Ya Kadriye benim dedemle bunun ne alakası var? Ya çocuk diyeyim daha benim kız küçük küçük diyeyim. Neyle alakası var ya? Oğlan olsa ha? Oğlan başka. Nesi başka? Nesi başka? Ben de oğluma kimseyi yakıştıramıyorum. Hiçbir kızı ben de oğluma yakıştıramayayım. Ne var? Al. Ya kızıma kıyamayayım, kıyamayayım. Dinlemeyeyim sen beni? Ya daha çocuk o. Ben kıyamayayım. Aklıma böyle kötü kötü şeyler geliyor. Benim acayip acayip ya. Ya Mahmut'um. Ya çocuk onlar. Aa, bak büyücüler, aşık olucular ha? Dünyanın düzeni böyle. Yeri gelince benim kızım kocasını senden daha çok sevici. Ya? Aynı benim seni sevdiğim gibi. Seveyim mi sen beni? Seveyim ha? Sen sevinmez misin? Bana bak, şımarma. Şımarma.
niye konuyu dolandırayım ha? Konuyu dolandırayım ha, anlamadım sanma. Nerede benim siparişim? Ama Ağabeyde ben onu unuttum hele, unuttum. Ya bileyim, bileyim işte unuttun. Ondan işte böyle yok kızım yok benim oğlum diye lafı dolandırıp durayım ha. Sanki ben kaç yıllık kocamı tanımayayım. Unuttun ha? Hop. Ya ben bunu unutur muyum ya benim? Aman hele bir de beni kandırıyor ha. Hele bir de beni kandırıyor. Şuna bak. Ay tam da istediğim gibi vallahi. Hayrını gör kara gülüm. Hadi. Hadi genç kalayık abi biz kaldık. Hadi kalk. Yavaşla. Sağ ol, teşekkür ederim. Hadi. Babasının kuzusu da kuzusu. Ortak Han. Sadece dükkanların olduğu, ekmeğin kazanıldığı yer değil. Koca İki Çınar'ın hayat boyu emeklerinin simgesi bu han. Seyit Ali dedem. Cumali dedem. Çocukken kara gözlü Hacivat derdim onlar için. İkisi de benim için öyle değerli ki. Onlar dostluk demek. Onlar vefa demek. Onlar şefkatle saran yuva demek. Hele Seyit Ali dedem. Buraya ilk geldiğimde ondan çok korkmuştum. Ve kaybolmaktan korktuğum bir anda elini tutmuştum. O an bütün korkum silinmişti. Benim gözümde dev gibi o sert adam aslında yumuşacık kalbiyle yüreğimden tutmuştu. Güvenmek, sığınmak, sevgi. Hepsi dedemin ellerimi tutan ellerindeydi sanki. Cumali dedeyle öyle çok benziyorlardı ki bu kadar yakın dost olduklarına şaşırmıyordum. Peki bu iki koca yürekli insan... İnat da birbirlerini yemekten vazgeçtiler mi? İsmail. Evet usta. Bunlar ha. Bana bak. Evet usta. Eve gönderirken de onun üstünü kapa da soğumasın. Tamam usta. Oğlum sen ustaya pek güvenme, etleri kontrol et. Sonra millete et diye kömür yedirmeyek. Sen kendine bak Akbaba. Sen söyle ama sen o körlükte o şerbeti nasıl koyun belli değil. Durduk yere bana dalaşma şimdi. Torunlar en çok benim baklavamı seviyor. He he. Ya sen ne diyorsun? Bu eskiden de şimdi şeker yerler dur. Ceviz yerler kabuk. Ben hatırlamayayım. Ne vakit böyle bir baklava yedin de dişin kırdın sen? Yok. Allah Allah. Ben kırmadım da elin bütün dişlerin kırıldı. Aç ağzına millet görsün bak. Ben hiç hatırlamayayım böyle bir şeyi. Hatırlamazsın. Niye? Bunaldın, bunaldın. Ben bunak değilim. Ya bunak sen. Değilim ben bunak. Ya bunaksın ağaçta. Asıl sen katırsın, katır. Sen bunaksın Cumali. Katırsın sen. Bunaksın, bunaldın, bunaldın, bunaldın sen. Usta eller yanıyor alayım mı? Ne oldu Seytan Efendi? Kebaplar yandı mı? Baba. Şimdi ha bununla kalan dişlerini kırarım sen ha. Sen kebabı beceremeyin. Benim dişimi nasıl kıracaksın ya? Bak işine, bak işine hadi. Ya ne yapıyorsunuz ya? Gene girmişsiniz birbirinize milletin içinde ya. Ayıptır. Ya bizi bekliler. Halil aradı. Keremler konağa geçmiş. Hadi. Bak Kerem'e kendi ellerimle kebap yapacağım dedin. Etin yarısını yaktın. Yarın Seyit Ali geldiğinde bırak da bilen yapsın kebabı. Ya baba sen önce baklava yapmayı bırak. Bak ben torunuma cevizlerle kabuk yedirmem ha. Tamam kabuklarını sana yedireceğim zaten. Bunak. Katır. Thank you.
Ne çok özlemişim bu sesleri, bu kokuyu, bu evi. Bu kapıyı ilk çaldığımda yüreğim nasıl heyecanla atıyorsa, şimdi de öyle. O zaman kapının ardında bizi ne beklediğini bilmiyordum. Annemin dışarıdan duyulacak kadar hızlı çarpan kalbini duyuyordum sanki. Ve şimdi yine kapının önündeydim ve içeride ne olursa olsun birbirinden kopmayan, her yaşananla birbirine daha sıkı sarılan kocaman ailemin sevgisi olduğunu biliyorum. Onlar için yine bir sürpriz olacak bu kapıyı çalmam. Onca genç var, kapıyı açmak yine bana düşüyor. Allah'ım, kim gelmiş, hele bakın kim gelmiş. Hoş geldin. Seyit Ali, bak kim var burada? Koş abi. Thank you.
Hepimizin bir hikayesi var bu hayatta. Önemli olan durduğun yer. Yaşadıklarımız ne kadar acı ve zor olursa olsun, annem hep umudunu kaybetme derdi. Nasıl ki her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı varsa, her zorluğunda bir ferahlığı vardır. Sadece sabret ve bekle. Güneş er ya da geç doğacak derdi annem. Öyle de oldu. Şimdi köklerimizle kocaman bir aile olduk. Şimdi